Hepinize merhaba kardeşlerim, kanalıma ve yeni bir GTA 3 maceralarımızın 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Salvatore'un toplanma çağrısıyla maceraya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım keyfiniz yerinizdedir. Videoları beğeniyorsanız her zaman olduğu gibi beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmazsanız da destek vermiş olursunuz. Biliyorsunuz baştan aşağı GTA serisini oynayacağız. Vice City ile değil, normalde 3 ile başlamıştık. Oraları biliyorsunuz, karıştırmıyorum. GTA 3 Vice City, San Andreas 4 ve 4'ün ek paketlerinin ardından GTA 5'in hikayesini oynayıp bitirecektik. Bu süreçte Vice City'yi bitirdik, 3'ü bitirdik. San Andreas'ı bitirmeyeceğiz çünkü Definitive Edition olan versiyonunu bitireceğiz. Desteğiniz çok önemli. Joey Leon'un mekanından Joey Leon ve limuzin alıyoruz. Ardından Luigi'yi, Tony Cipriani vesaire alacağız ve Salvatore'un çağrısına gideceğiz. Bol editli, bol keyifli, güzel bir video olması dileğiyle. Videolar aksıyor biliyorum, olabiliyor. İnsanlık hali deyip geçmenizi öneriyorum. Herhalde bir problem olacağını zannetmiyorum. Çünkü GTA 3 nasıl Vice City kısa bir seri ise GTA 3 de kısa bir seri. Belki tek sıkıntı şu olabilir, hani oyunu bitiririm de YouTube'a sunamayabilirim. Hani bölümleri biraz gecikebilir. Onu da inşallah telafi edeceğiz. Biliyorsunuz triatlarla savaş halindeyiz. Bakalım macerada başımıza neler gelecek. Önce Luigi'yi alalım. Bu arada ben bu aracı bir tamir ettireyim. Çünkü bu görevin devamını biliyoruz sonuçta. Tamir ettireyim de sorun olmasın diye düşünüyorum. Evet, Luigi'mizi de alalım. Sonra aracımızı tamir edip öyle gidelim Tony'ye. Sıkıntı olmasın. Hadi bakalım, tamircinin yoluna gidelim. Evet, kornamızı çaldık. Tony'yi de alalım bakalım. Tony. Tony Cipriani gelsin bakalım. Bakalım Salvatore'un, Salvatore Leon'un, yani Leon ailesinin ve aynı zamanda da Liberty City'nin şu anki güncel başının bize istediği şey neymiş? Neden bütün ekibini topluyor? Bu da ne? Aa bak, ben arabayı yanlış yere park etmenin sıkıntıları. Döndürmeyecekler beni şimdi. Aynen. Hey, buglandılar. İyi. Birbirleriyle çarpıştılar. Birbirlerini yediler. Bana bir el atsanız. Yandan değil abi. Allah razı olsun. Maksat şuraya gireyim. Burada da bir mantıksızlık var mesela. Şimdi triatlar balıkçı çetesi kısacası. Şimdi pusu vuruyorlar, gördüğünüz yani. Bu şehrin en iyi, en büyük ailesi Salvatore Leon'un malikanesinin önünü nasıl kapatabiliyorlar abi? Bu da birazcık mantık hatası var. Ama oyun 2001'de çıktı diyerek bunu da geçiştiriyorum. Evet, refakatçi göreviyle de tekrar birlikteyiz Salvatore Leon'un maceralarında. Devam ki. Orayı bir küçük editledim çünkü orayı kesmişimdir. Hemen araca atladım. Dedim diğer görevler var mı diye. Diğer görevler açık değil. Salvatore'un tek görevi açıkmış. Telefon kulübesinde dediğim gibi YouTube'da zaten yapmayacağım için yapıyoruz. Mecbur Salvatore Leon'un görevlerini. Şimdi bir tane Maria'sı var. Maria'ya refakatçi olacağız. Limuzine atlayacağız. Maria'nın bir arkadaşına, sözlü arkadaşına uğrayacağız. Ondan sonra da Maria'yı bir illegal partiye bırakacağız. Olaylar gelişecek sonra da. Hadi bakalım. Gidelim bakalım neler olacak. Bu arada bunu öldürmeyeceğim çünkü herkes öldürüyor. Ben de öldürüyorum.
Abimizi öldürmeyelim, yaşasın. Evet. Tamamdır. Maria'yı bıraktık. Kendisi partide birazcık eğlenecek. İlerleyen dakikalarda partiyi polisler basacak. Gerçi öğlen 3'te ne partisi oluyor, o da ilginç. Yani private party, özel parti ne zaman? Öğlen 3. Şöyle tutayım ben arabayı. Maria çıktığı gibi bize binsin. Biraz tuhaf oldu ama mantıken öyle. Bekleyelim bakalım. Sizin de bu arada umarım keyfiniz yerinizdedir. GTA 3 maceralarını seviyorsanız, GTA'yı seviyorsanız kanalda diğer videolar da var, izleyip beğenebilir, kanala destek olabilirsiniz. İzlemediyseniz benden GTA 3 serisiyle, mesela bu bölümle beni gördüyseniz diğer geçtiğimiz 3 bölüme de bakabilir. Vice City serisinde baştan aşağı izleyebilirsiniz. Merak etmeyin, öyle sıkan abzuk bir şekilde hiçbir zaman oynamadım. Bildiğim oyunu bildiğim şekilde taktikleriyle, şeyleriyle oynadım. Bir şeyi de söyleyeyim ekstradan. Vice City'yi baştan izleyecekseniz, daha izlemediyseniz, Vice City serisi muhteşem, sizin için keyifli. Böyle yan görevler, işte dükkan alıp yan görev yaptığınız kısımları vesaire de göstermedim size işte. Atıyorum dondurmacı al, dondurmacı da satış yap vesaire. Bunları hiçbir zaman göstermedim YouTube'a. Çünkü sıkıcı görevler hiçbir zaman yaşanmaz. Bu arada yakında bu videoyu izleyenlere bir trik olsun. Bu sene bitmeden Dying Light'ın ne zamandır istiyorlar? Dying Light'ın ana oyununu bitirdik. Ben ikinci oyun çıkmadığı için ertelemiştim. Dying Light'ın The Following eklentisini. Onu da bu sene bitmeden önce, evet, abimiz de oraya çarptı. Geçmiş olsun. İyi, polisler zorlamadı. Bazen böyle polisler öyle bir baskı yapıyor ki size, kafayı yedirtiyor. Bazen de hiç böyle baskı yapmıyor. İlginç. Otoparkın kapısı kapandı. Maria'yla eve gelmiş olduk. Ne demek, ne demek? Görürsün, görürsün. Daha seninle yolumuz çok kesişecek. Ve zınk. Evet, triatlar ve sıkıntılar göreviyle devam ediyoruz. Bu bölümün de son görev olacak kardeşlerim bu. Demin Salvatore Leon'un görevi dışındaki hiçbir görev açık değildi. Sadece telefon kulübesi görev açıktı. Şimdi Joey Leon ve Tony Cipriani'nin kalan görevleri açık. Önce Tony Cipriani'yi bitireceğim, ardından Joey Leon'u bitireceğim. Ya da karışık gideriz 5. ve 6. bölümlerde. Duruma göre bakacağız. Ama Salvatore'un kalan görevlerini tabii ki de Tony ve Joey'yi bitirmeden devam etmeyeceğim. Şimdi Mafya Sentinel'imizi atladık. Yanımızda iki abimiz var. Atla abi. Yanımızda iki abimiz var. Belli bölgeler var. Artık resmen mafya ile triatlar savaşa girmiş durumda. Bizim de burada yapmamız gereken mafya kardeşlerimize, yandaşlarımıza triatla olan savaşında yardım etmek. Bu bölgelere geleceğiz. Öldürmemiz gereken kritik adamları öldürüp bizimkilere avantaj sağlayacağız. Gördüğünüz gibi artık savaş resmen başlamış durumda şehrin bu bölgesinde. Beni indirme. İndirdi. O zaman vurma. Bence beyzbol sporlar var. Yapay zeka böyle saçma. Çünkü hani basit, atıyorum bir motorun sesini değiştirdin diye, bir silahın sesini değiştirdin diye o oyunu remastered yapmış olmuyorsun. Ha, buraya balık kamyonu isteyecek ya. Dur bakayım, yapabilirsek bir şey deneyeceğim. Olursa güzel olur. Göreceğiz. Bir daha bakayım, balık kamyonu isteyecek mi? Aynen. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Bunu da bir yabancı YouTube kanalından görmüştüm. İşte görevleri yaparken dikkat etmemiz gereken trikler falan diye bir video vardı. Onu da görmüştüm. O gerçi böyle büyük bir kamyon getiriyordu buraya da. Bakayım ben böyle yapabilecek miyim? Buradan vurabiliyormuşuz. Ben bunu hiç bilmiyordum bu arada. Size de bilgi olmuş olsun. Ama yemiyor. Peki bir şey deneyeyim. Sniper'la yer mi? Bence sniper'ı yer. Vallahi yedi. Ve bitirdik. Güzel. 30.000 de buradan geldi. İzleyen, destek veren herkese sonsuz teşekkürler. GTA 3 maceralarımız 5. bölümde kaldığı yerden devam edecek. O zamana kadar kime emanetsiniz? Her zaman olduğu gibi Yüce Allah'a
İthalat ihracatta gelmiş güzel.